Aynen, Araf suresi 189. ayete de bir gönderme yapayım. Vellezî halakeküm min nefsin vâhidetin, işte burada da geçiyor. Ve ceale minhâ zevceha, o nefsi vahideden, sizi yarattığı nefsi vahideden insanoğlunun eşini de yarattı. Liyesküne ileyha, işte hayat onunla sükun bulsun, huzur bulsun diye erkek ve dişi yaratılışının orijinini veriyor. Şimdi geleneksel algıda ve Tevrat kaynaklı, kitap mukaddes kaynaklı. Tevrat kaynaklı derken de yani oradaki bilgi de Allah tarafından verildiyse bunu da dışlayan bir yapımız oluşsun istemiyorum. Eyvallah. Ama ben oradaki bilginin de ilahi bir bilgi olduğuna kani değilim. Çünkü orada söylenenle aynı konuda burada söylenen birbiriyle çelişmez, olmaz. Eyvallah. Burada söylenen, orada söyleneni açıklayıcıdır ya da onun bir başka aşamasını ortaya koyucudur. Evet. Bu hakikati görmeden böyle hadiye rivayetten orta başlayarak ulu orta gitmeyelim. Evet. Çünkü mesela o geleneksel algıda Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'in kemiğinden yaratıldığı söyleniyor. Hı hı. Ve onun üzerinden şimdi bir edebiyat geliştiriliyor. Diyor ki kadına işte, bakış üretiliyor, erkeğe evet bakış üretiliyor. Tabii. Birçok şey işte kadının eğri olduğu, yaratılış olarak kemiğinden yaratılması, onun tabiatında bir eğrilik bulunduğunu, nasıl, ne hikmet bilinmez. Yani kemiğinden yaratılan kadın eğri oluyor da kemiğinin asıl sahibi olan erkek dümdüz oluyor. Nasıl oluyorsa bu. Evet. Yani böyle bir erkek egemen algı evet bu yaratılışa enjekte ediliyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kadın erkek için yaratılmış oluyor. Evet. Yani diyelim ki asıl muhatap erkek, kadın onun için çerez gibi oluyor yani. Hı-hı. Hı-hı. İkinci, üçüncü dereceden bir yaratık gibi hı-hı algılanıyor ve daha kafadan bir eksiklikle itham ediliyor. Evet. Erkeğe muhtaçlık. O zaman ahseni takvim sadece erkek için söz konusu oluyor. Tabii. Hava için, öyle yani bir şey işte yok. Kadın için söz konusu olmuyor. Zaten tabii cennette de bütün ödüller erkekleredir, kadınlara bir şey yok. Böyle bir algı. Yani, bunu gören, algılayan, bu çağın zihniyetiyle de feminist bir zihinle donanan kadınlar tepki geliştiriyor. Ondan sonra diyoruz onlar dinsiz. Her şeyi reddeder hale geliyor. Hadi bakalım. Halbuki onları buraya kimin getirdiğini sormuyoruz da, işte sondan başlayarak insanları kötüleyen, dışlayan yaklaşımlar oluyor.